Sevgili seyirciler, yeni nesil yayıncılığın adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ailenizin yarışması Ben Bilirim'in ödül bölümüyle karşınızdayız. Günlerini birinci tamamlayan 4 yarışmacımız stüdyomuzda. Bu akşam onlardan biri ödülün sahibi olacak. İlk günü ağırladık. Çok güzel yarıştılar. Çok başarılı yarıştılar. Bir kez daha hatırlayacağız. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Evet, günlerini birinci tamamlayıp ödül bölümüne yükselen yarışmacılarımız. 1 numaralı masamızda Bilge Hanım, 2 numaralı masamızda Selami Bey, 3 numaralı masamızda Sezai Bey, 4 numaralı masamızda da Cemre Hanım var. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Güzel, herkesin yüzü gülüyor. Süper, güzel bir ekip. Yüksek puanlarla ödül bölümüne gelen bir ekip. Ve bu akşam bir İstanbul'umuz, bir Adana'mız, bir Edirne'miz, bir Ankara'mız var. Ve bir numaradan Bilge Hanım'la başlıyoruz. İlk gün izlemeyen seyircilerimizden bir sizi hatırlamaları, en azından tanımaları adına. İsmim Bilge İçten, 31 yaşındayım. Özel sektörde muhasebe departmanında çalışıyorum 10 yıldır. Böyle iş ev arası bir hayatın arasında böyle küçük anılar katmaya çalışıyoruz. Böyle. Aynı zamanda başarılı anılar Bilge Hanım. İlk günden ne kaldı aklınızda Bilge Hanım? Özbek pilavı kaldı. Özbek pilavı. Ayıflandığım bir soruydu. Vallahi heyecandan şu an çok bir şey gelmiyordu aklıma. Güzeldi ama çok keyifliydi. Bu da umarım öyle keyifli geçer. Öyle de temenni ediyorum. Şüphesiz. Diğer arkadaşlar da başarılar diliyorum. Güzel bir ekip. Evet, güzel bir ekip. Keyifli bir ekip. Evet. Keyifli geçecektir efendim. İnşallah. Bugün bu arada Bilge Hanım'ın annesi stüdyomuzda, evet, desteklemek için geldi. Bir kez daha teşekkür ederiz anneye de. Ayaklarınıza sağlık. Bilge Hanım, başarılar ödül bölümümüzde. Teşekkür ederim Alper Bey. Ve iki numarada öğretmenimiz, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Adana'dan Selami Bey. Hoş geldiniz tekrar Selami. Hoş bulduk. Selami Büyükdeveci ben. Edebiyat öğretmeniyim. Adana'dan geliyorum. Evliyim. İki kızım var. İrem ve Rana. Güzel bir yarışmaydı. Bir önceki yarışma. Çok keyif almıştım. İnşallah bugün de çok güzel, keyifli bir yarışma olacaktır. Süper. Başarılar diliyorum Selam Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var mı rakiplerle ilgili bir, özellikle odada geçirdiğimiz vakitten gözlemleriniz? Bir çok iyiler tavrınız. Yani çok iyiler. İnsan olarak iyiler. güzel tatlı bir sohbet geçti aramızda. Yarışma da çok güzel olacaktır. Öyle inanıyorum. Peki, başarılar efendim. Teşekkür ederim. Sağ ve 3 numarada Sezai Bey var. Sezai Bey de öğretmenimiz ve Edirne'den yarışmacımız. İlk gün eşiyle birlikte final turunda yarıştılar. Eşini geride bırakarak geldi ödül bölümümüze. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sezai Çınarcı, sosyal bilgi öğretmeniyim. Edirne'de yaşıyorum. Dediğim gibi ilk gün eşimle gelmiştik. Çok keyifliydi. İnşallah bugün de yine aynı şekilde keyif alırız. Gayet güzeldi. Süper. Bu arada siz eşinizle farklı yerlerde görevliydiniz. Evet. Yarışma hemen arkasında bir gelişme olmuş. Evet. Ben Silivri'de çalışıyordum. Eşim Edirne'de. Yarışmaya geldiğimiz gün, yani ilk yarışmaya geldiğimiz günün gecesi atamam açıklandı. Ben de Edirne'de çalışacağım bundan sonra. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Umarım güzel bir meslek hayatı, devamı da güzel geçer. Bu akşam da Ben Bilirim güzel geçer. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve efendim 4 numaraya geçiyoruz. Cemre Hanım, Ankara'dan yarışmacımız, çok başarılı bir ilk gün geçirdi ve final turunda yerinde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper Bey. Ben Elif Cemre Yay, 23 yaşındayım. Ankara'dan katılıyorum. ODTÜ'de Metalürji Malzeme Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda bir Zumba eğitmeniyim. İlk günü tamamladık, şimdi buradayız. Var mı bugün ilk günle arada bir fark? Daha mı heyecanlı, daha mı rahat, nasıl durumlar? Daha rahat olurum diye tahmin ediyordum. Tam tersi, daha heyecanlandı. Ben de herkes daha rahat olur diye tahmin ediyordum ama herkes de daha heyecanlıyım diyor. Birazdan stüdyoya adapte olmuş olacaklar diye tahmin ediyorum. Zaten bildiğiniz butonlar, gördüğünüz masalar güzel geçecektir. Başarılar diliyorum Cemre Hanım'a da. Teşekkürler. Efendim, şimdi başlayacağız ilk turumuza Bilge Hanım'la beraber. Bakalım açılışta puanlar Bilge Hanım'ın hanesine yazılacak mı? Ödül bölümümüz başlıyor. Manisa'nın M'si olsun. Manisa'nın M'si 70 puan değerinde. Kategorimiz coğrafya olacak Bilge Hanım. Açılış sorumuzda geliyor efendim. Bir akarsu yatağının eğimin azaldığı yerlerde çizdiği S biçimli kıvrımlara verilen addır. Süremiz başladı. Menderes. Menderes. Doğru mu? Görelim. Tebrikler.
Evet, ödül bölümümüzün ilk puanı Bilge Hanım'ın hanesine yazıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Ve iki numaraya Selam Bey'e geçiyoruz. Geliyor sorumuz. İrem'in iyisi. İrem'in iyisi. Kızının ismiydi Selami Bey. Evet, ve 70 evet. puan değerinde. Kategorimiz sosyolojiymiş efendim. Geliyor. Soyda temel olarak babayı kabul eden ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluklardır. Süremiz başladı. Ataerkil. Ataerkil. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Selami öğretmenimiz de açılışı yaptı ve darısı Sezai öğretmenimizin başına. Buyursunlar. Edirne'nin neyse. Edirne'nin neyse 40 puan kazandırabilir. Kategorimiz genel kültür. Sorumuz şöyle. Bir üst organa bağlı olmakla beraber ayrı bir yasayla kendini yönetme yetkisi olan kuruluş veya devlettir. Süremiz başladı. Özerk. Özerk. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Üçte üç yaptık. Şimdi sıra Cemre Hanım'da. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si yine 40 puan kazandırabilir efendim. Kategorimiz mimari ve matematikmiş Cemre Hanım. Geliyor. Binalarda kullanılan yapı desteğiyle matematikte çemberin iki noktasını birleştiren doğru parçasının ortak adıdır. Süremiz başladı. Kiriş. Kiriş. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, yarışmacılarımız, gün birincilerimiz açılışlarını yaptılar. 4 soruda herkes sorusunu bildi. Puanlar 70, 70 ve 40, 40 şeklinde dağıldı. Dönüyoruz Bilge Hanım'a. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si. Kategorimiz coğrafya olacak. Az önce de coğrafya geldi. Evet. İki coğrafya sorusu Bilge Hanım'a geldi. Buyursunlar. Üzerinde Myanmar, Laos, Kamboçya, Malezya, Tayland, Singapur ve Vietnam'ın yer aldığı yarımadadır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Üzerinde Myanmar, Laos, Kamboçya, Malezya, Tayland, Singapur ve Vietnam'ın yer aldığı yarımada. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir tane daha. Buyurun Sezai Bey. Çin Hindi. Çin Hindi. Sezai Bey'e 50 puan kazandıracak mı? Görelim. Kutlarız. Güzel gördünüz Sezai Bey. Ve efendim rica ederim. Selami Bey seçiyor şimdi de. Sercan'ın S'si. Sercan'ın S'si 60 puan demek. Kategorimiz coğrafya olacak. Evet, ilk turda epey coğrafya sorumuz varmış. Az önce Bilge Hanım iki tane seçmişti. Şimdi de Selami Bey'le alıyoruz. Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan birçok ziyaretçinin uğrak yeri olan deredir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bilge Hanım ben bilirim dedi. Yok, bilemem. Tamamen tahmin yürüterek Ilıca Su. Ilıca Su. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. 40 puanımız var şu an. Bir tane daha.
Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan, birçok ziyaretçinin uğrak yeri olan dere hangisi olabilir? Bir kutu daha. Bilge Hanım. Beyaz su. Beyaz su. Görelim. Tebrikler. Evet. Israrla denedi Bilge Hanım. Gerçi ilkinde beni yalancı çıkardı. Ben bilirim dedi dedim. Yok ben bilemem. Bilemedim. Deyip, sonrasında ikinci tahminde aldı puanları Bilge Hanım efendim. Sıradaki sorumuz. Kimin sorusu? Sezai öğretmenimizin. Buyursunlar. Adana'nın ağası. Adana'nın ağası. Kategorimiz halk edebiyatıymış Sezai Bey. Geliyor. Sekizli hece ölçüsüyle yazılan ve özel bir ezgiyle okunan halk şiiri türüdür. Süremiz başladı. Bayat. Bayat. Bayat mı aradığımız cevap? Görelim. Değilmiş. Buyurun Selami Bey. Semai. Semai. Sekizli hece ölçüsüyle yazılan ve özel bir ezgiyle okunan halk şiiri türü. Semai mi? Görelim. Kutlarım. Ve şimdi de Ankara'dan yarışmacımız Cemre Hanım seçiyor sorusunu. Ordunun oğusu. Ordunun oğusu 40 puan demek. Kategorimiz diziymiş Cemre Hanım. Buyursunlar sorumuz. Avrupa Yakası dizisinde Şenay Gürler tarafından canlandırılan dergi editörü olan karakterin adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi ve Bilge Hanım ben bilirim dedi. Fatoş. Fatoş. Cemre Hanım hatırlamak için epey zorladı. Evet ya. Bilge Hanım'dan gelen cevap doğru mu? Görelim. Kutlarız. Galiba siz de izlemiştiniz ama o an gelmedi Cemre evet, Hanım. Çok belliydi evet. Çünkü hani bileceğiniz. Çocukluğumun fakat... dizisi. Evet güzel gördü Bilge Hanım. Kutluyoruz efendim. Teşekkür ve ederim. Soruyu seçecek şimdi Bilge Hanım. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si. Kategorimiz bu soruda anlam bilgisi. Geliyor sorumuz. Durum böyleyken bununla birlikte anlamlarındaki sözdür. Süremiz başladı. Mamafih. 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 Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Bilge Hanım sektirmedi. Buyursunlar Selami Bey'in harfleri geliyor. Tokat'ın T'si. 70 puan değerinde kategorimiz bu soruda genel kültürmüş efendim. Alıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini ayıran sınıra verilen isimdir. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini ayıran sınıra verilen isim. Kutularımızdan. Buyurun Selami Bey. Yeşil hat. 60 puanımız vardı. Adana'dan yarışmacımız Selami Bey'in hanesine yazılacak mı? Görelim. Kutlarız. Evet, Selami Bey kendi sorusunda puanları aldı. Yeşil hat adını nasıl aldığına dair Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kaynaklarında şöyle bir bilgi vardı. 1963 Kanlı Noel olaylarından sonra 27 Aralık 1963'te 3 garantör ülkenin askerlerinden oluşan bir barış koruma kuvveti oluşturulmuştur. Bu çerçevede İngiliz generalin yeşil bir kalemle harita üzerinde çizdiği bir çizgiyle Lefkoşa 30 Aralık 1963'te ikiye ayrılmıştır. Bu tarihten itibaren bu sınır yeşil hat olarak adlandırılmıştır der Dışişleri Bakanlığı kaynakları.
Puanı Selami Bey'in hanesine yazıldı efendim sorunun. Seçiyoruz kiminle beraber? Sezai Bey'le. Şırnağın şeysi. Şırnağın şeysi 40 puan kazandırabilir. Kategorimiz genel kültür. Geliyor sorumuz. Daktiloların kağıt takılan, tuşlara vurdukça ilerleyen bölümüne verilen isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Selami Bey ben bilirim dedi. Şerit. Şerit. Aradığımız cevap mı? Görelim. O değilmiş aradığımız cevap. Daktiloların kağıt takılan, tuşlara vurdukça ilerleyen bölümüne verilen isim. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir tane daha. İki harfimiz, 20 puanımız var. Bir tane daha. Buyurun Bilge Hanım. Şarlo. Şarlo. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. 30 saniyenin altına düştük. Buyurun Sezai Bey. Şarto. Şarto. Görelim. Değilmiş. Artık bir harf kaldığı için ben o kutuyu açamıyorum. O yüzden eğer sizden bir tahmin varsa alırız. Son 20 saniyeye doğru ilerliyoruz. Selami Bey. Şaryo. Şaryo. Daktiloların kağıt takılan, tuşlara vurdukça ilerleyen bölümüne verilen isim. Şaryo mu? Görelim. Tebrikler. Evet. Puan tablosuna bakmadık. Dilerseniz bir puan tablosuna bakalım efendim. Bu zamana kadar verdiğimiz cevapların ardından liderlik koltuğunda 190 puanla Bilge Hanım var. İkincilik koltuğunda Adana'dan öğretmenimiz Selami Bey 180 puan. Üçüncülük koltuğunda Edirne'den öğretmenimiz Sezai Bey 90 puan. Ve efendim Cemre Hanım Ankara'dan yarışmacımız şu ana kadar 40 puan topladılar. Buyursunlar sıradaki sorumuz Cemre Hanım'ındır. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'si 70 puan değerinde, kategorimiz mimarlıkmış geliyor. Mimarlıkta temel ile zemin arasındaki yüksekliğe verilen addır. Süremiz başladı. Kot farkı. Kot farkı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Kutluyoruz Cemre Hanım'ı. Bu arada az önce sayarken size es geçtim. Öğretmenlerimizi söyledikten sonra Cemre Hanım da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisiydi efendim. Buradan da çok güzel puan aldı. 70 puan kazandık. Buyursunlar Bilge Hanım'la seçiyoruz. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si kategorisi spor olacak Bilge Hanım. Pek beğenmedik galiba. Coğrafya, spor. Hadi bakalım. Neydi en çok ilginizi çeken bölümler, sorular, kategoriler? Yani genel kültür anlam bilgisi. Anlam bilgisi. Evet, anlam bilgisinde iddialıyım bile diyebilirim. Genel kültür, bitki, biyoloji, kimya falan okey ama... Evet, bakalım, biz şans. Liderlik koltuğundaki yarışmacımızı bile bu kadar mutlu edemiyorsak... evet, güzel ilk biliyorsunuz ama Bilge Hanım. İlk günkü spor sorusunu bilmiştim şansıma. Belki bu da öyle olur. Bakalım. Güzel, mütevazı bir yarışmacımız Bilge Hanım ama çok fazla cevaba ulaştı ilk gün. Bugün de bakalım nasıl bir tablo izleyeceğiz. Sorumuz geliyor. 2008 yılında Formula 1'de ilk defa gece yarışının gerçekleştirildiği yerdir. Süremiz başladı. Singapur. Singapur. Yani. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Kategori ilk söylendiğinde zor dese de yine spor kategorisinden puanı aldı. Tebrik ederiz Bilge Hanım'ı. Ve efendim Selami Bey'deyiz şimdi de. Urla'nın U'su. Urla'nın U'su 70 puan demek. Kategorimiz tarih olacak Selami Bey. Geliyor sizin için. Lidyalıların başlatıp
Perslerin geliştirdiği, tarihte büyük öneme sahip ticaret güzergahıdır. Süremiz başladı. İpek Yolu. İpek Yolu. Aradığımız cevap mı? Görelim. Değilmiş Sezai Bey. Kral Yolu. Kral Yolu. 70 puan değerindeydi. Görelim. Kutlarız. Bu kez de eğitim camiasında bir paslaşma oldu. Selami Bey'den sekti, Sezai Bey'e gitti. Ve efendim şimdi Sezai Bey kendi sorusunu seçiyor. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si 50 puan demek. Kategorimiz kimya, sorumuz şöyle. Taş pamuğu veya kaya lifi olarak da bilinen zehirli maddedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Taş pamuğu veya kaya lifi olarak da bilinen zehirli madde. Buyurun Bilge Hanım. Asbest. Asbest. Doğru mu? Görelim. Evet. Evet, güzel gördü Bilge Hanım. Sağlık Bakanlığı'nda da hatta bu konuyla ilgili şöyle bir bilgi vardı. Ülkemizde 2010 yılında asbest üretimi ve kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Ancak bu tarihe kadar üretilen ve kullanılan asbest halen hayatımızın her alanında yer almaktadır diye Sağlık Bakanlığı'nda asbest önemi aktarılmıştı efendim. Bilge Hanım gördü. Soruyu seçecek isim bu kez Cemre Hanım. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si kategorisine baktığımızda psikolojiden gelecek Cemre Hanım sizin için. Alıyoruz. Psikolojide kişinin kendisinin ve çevresinin anılarının, düşüncelerinin farkında olması durumudur. Süremiz başladı. Bilinç. Bilinç. Görelim. Tebrikler. Ben Bilirim'in hızlı yarışmacıları sorularımızı hızlı hızlı cevaplamaya devam ediyor. Bilinç cevabı Cemre Hanım'ı 160 puana taşıdı ve Sezai Bey ile puanları eşitlediler. Geçiyoruz tekrar bir numaraya Bilge Hanım'a. Zonguldak'ın Z'si. Z harfinde halk müziği varmış kategorimizde. Geliyor Bilge Hanım için. Halk müziğinin ustalarından Hasan Mutluca'nın meşhur türküsüdür. Kekliği nokta 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 avladım. Süremiz başladı. Düz Ova'da. Kekliği Düz Ova'da avladım. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Soru seçme sırası Selami Bey'de. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si değeri 60 puan. Kategorimiz tarih olacak Selami Bey. Geliyor efendim. Orta Amerika'da kurulmuş, mimari ve sanatta oldukça gelişmiş, kendilerine ait bir takvime sahip olan medeniyettir. Süremiz başladı. Mayalar. Mayalar. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Selam Bey, ödül bölümünde de güzel gidiyorsunuz maşallah. Öyleyim, hala çok heyecanlıyım. Bari göremediğimi düşünüyorum yani ama. Yok yok, birçok cevap hızlı geliyor. Çok güzel geliyor. Bir de tişörtünüz fonla çok güzel bir birliktelik oluşturuyor. Sonra ekrana geldiğinde hep o dikkatimi çekiyor. Ben bunu düşünerek giydim. Güzel. Evet, buradan da Selami Bey güzel puan aldı efendim. Şimdi de Sezai Bey ile seçiyoruz. Paris'in P'si. Paris'in P'si 40 puan demek. Kategorimiz havalimanlarımızmış Sezai Bey. Geliyor. 2011 yılında Trabzon uçuşuyla ilk seferin gerçekleştiği Kocaeli'deki havalimanının adıdır. Cengiz nokta nokta. Süremiz başladı. Topel.
Cengiz Topel Havalimanı. Doğru mu görelim? Kutlarız. Evet, inşaatına 1995'te başlanmış fakat o 1999'da yaşadığımız acı olayın ardından, depremin ardından hasar görmüş. Devamında da soruda geçtiği gibi 2011 yılında aktif olarak kullanılmaya başlanmıştı. Sezai Bey güzel gördü ve sorumuz Cemre Hanım'ın sorusu şimdi de. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si kategorimiz bu soruda coğrafya olacak. Cemre Hanım için geliyor. Mağaraların tavanında aşağıya doğru oluşan damla taşla denen genellikle koni biçimindeki kalker birikintisidir. Süremiz başladı. Sarkıt. Sarkıt. Doğru mu görelim? Tebrikler. Ve efendim bir numaraya dönüyoruz Bilge Hanım'a. Yumuşak G. Yumuşak G. İlk tur için güzel bir puanı var. 70 puanı var. Kategorimiz kimya olacak Bilge Hanım. Alıyoruz. Belli sıcaklıkta havada bulunan su buharı miktarının havanın taşıyabileceği en fazla su buharı miktarına oranıdır. Süremiz başladı. Bağıl nem. Bağıl nem. Bilge Hanım soruyu süzdü, ölçtü, tarttı, bağıl nem dedi. 70 puan kazandı mı görelim. Tebrikler. Süper. Fire vermeden yolumuza devam ediyoruz. Selam veririz. Van'ın V'si. Van'ın V'si 60 puan değerindeymiş. Kategorimiz dizi ve sinema Selami Bey. Geliyor efendim. Sinemaya da uyarlanan Geniş Aile dizisinde Ufuk Özkan tarafından canlandırılan karakterdir. Süremiz başladı. Gelmedi ve Bilge Hanım ben bilirim dedi. Cevahir. Cevahir'dir o karakterin adı dedik. Selami Bey de onaylıyor şu an. Hatırladım. Hatırladınız. Evet. 60 puan Bilge Hanım'a gidecek mi? Görelim. Kutlarız. Evet. Şimdi de Sezai Bey'deyiz efendim. Buyursunlar, geliyor harf tablomuz. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si 50 puanlık bir soru. Kategorimiz sinema. Sezai Bey için ekranda. Tunç Başaran'ın yönettiği, Kartal Tibet ve Selda Alkor'un başrolde oynadığı filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Sezai Bey. Elveda. Elveda. Görelim. Tebrikler. Sezai Bey de kendi sorusunda aldı puanları böylece. Bir kez daha puan tablosuna baktığımızda efendim yine ikincilik koltuğundaki isimlerin puanı aynı. Bu kez Selami Bey ile Sezai Bey'in tablosu aynı. 240-240. Soruyu seçme sırası Cemre Hanım'da. Ünye'nin Üsü. Ünye'nin Üsü 70 puan değerinde, kategorimiz anlam bilgisi, geliyor sorusu. Bir konu hakkında fikir alışverişinde bulunma anlamındaki Arapça kökenli sözdür. Süremiz başladı. Müzakere. Müzakere. Doğru mu görelim? Tebrikler.
Evet, bir kez daha tabloya baktığımızda çok değişken bir tablo var zaten. İkincilik koltuğuna bu kez de Cemre Hanım geçti. Galiba son ana kadar güzel bir yarış izleyeceğiz. Cemre Hanım, ilk güne göre nasıl gidiyor sizin adınıza? Biraz daha yavaşladım gibi hissediyorum. Çünkü seken soruları toparlayabiliyordum. Bu sefer yetişememeye başladım. Evet. Belki de İkinci siz, tur artık. Hani sizin yavaşlamanızdan öte rakiplerin de hızlı da olabilir. Çünkü evet, hızlı rakipleriniz var, çok başarılı rakipleriniz var. Yani şuradan baktığımızda Adana'dan Edirne'ye, İstanbul'a derken gerçekten bir mozaik halinde çok başarılı yarışmacılarımız var. Harika gidiyorsunuz efendim. Ve Cemre Hanım da güzel puan aldı buradan. Dönüyoruz Bilge Hanım'a. Son 4 soru bu arada. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ın ısı kategorisi sinema olacak. Geliyor Bilge Hanım için. Zeki Demirkubuz'un yönettiği, başrolde Muharrem karakteriyle Engin Günaydın'ın yer aldığı ödüllü filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi Sezai Bey, ben bilirim dedi. Yeraltı. Yeraltı. Zeki Demirkubuz'un yönettiği, başrolde Muharrem karakteriyle Engin Günaydın'ın yer aldığı ödüllü film. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet. Kaldı son 3 sorumuz ilk turda. Selami Bey'le alıyoruz efendim. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si 50 puan demek. Kategorimiz bu kez tatlıymış Selami Bey. Geliyor. Kilise tescilli, 100 yılı aşkın süredir geleneksel olarak üretilen kaymaklı bir künefe çeşididir. Nokta nokta çamuru. Süremiz başladı. Centik. Centik çamuru. Doğru mu? Görelim. Değilmiş efendim. Bilge Hanım. Cennet çamuru. Cennet çamuru. Kilise tescilli o künefe çeşidi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Size ilk günde orcik gelmişti galiba, evet, Elazığ'dan. Evet. Aslında bunu da biliyordum. Tadına da baktım ama yine hatırlayamadım. Sağlık olsun efendim. Artık son iki sorumuz kaldı ilk turumuzda. Buyursunlar, Sezai Bey için geliyor harflerimiz. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si 50 puan değerinde. Kategorimiz tekstil olacak Sezai Bey. Alırız sorumuzu. Genellikle kız ismi olarak da kullanılan parlak renkli, çiçekli, altın veya gümüş telle işlemeli dokunmuş ipek kumaştır. Süremiz başladı. Gelmedi, ben bilirim diyen var mı? Aynı zamanda kız ismi olarak da kullanılan bir ipek kumaş türü arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Buyurun Sezai Bey. Handan. Handan. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Buyurun Selami Bey. Candan. Handan değilse candan, mantıklı diyorsunuz. Candan bir ipek kumaş türü müdür acaba? Görelim. Ah, o da değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Son 30 saniye. Genellikle kız ismi olarak da kullanılan bir ipek kumaş türü Cemre Hanım. Sündüz. Sündüz. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Beyler güzel yol alıyorlardı ama Handan Candan. Sündüz geldi. Cemre Hanım gördü. Puanlar Cemre Hanım'a gitti efendim. Artık ilk turumuzu tamamlayacağız. Son sorumuz Cemre Hanım. Ödemiş'in Ö'sü. Ödemiş'in Ö'sü ilk turumuzda kapanış sorumuz yeme içme kategorisinden gelecek. Alıyoruz. Giresun'un coğrafi işaret alarak tescillenen dondurmasıyla meşhur ilçesidir.
Süremiz başladı. Gelmedi Sezai Bey, ben bilirim dedi. Yok yanlış olmuyorum ama. Göreme. Göreme. Giresun'un Göreme ilçesi. Doğru mu? Görelim. Olmadı. Bence gelecek. 50 puanımız var şu an. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Bilge Hanım. Görele. Görele. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, Sezai Bey'in göremesine karşı Bilge Hanım'ın görelesi puan aldı ve efendim ilk turu böylece geride bıraktık. Tabloya baktığımızda yarışmacılarımız 28 sorunun ardından kaçar puan toplamışlar? Liderlik koltuğunda Bilge Hanım 600 puan, ikincilik koltuğunda 310 puanla Cemre Hanım, üçüncülük koltuğunda Sezai Bey 300 puan ve Selami Bey de 240 puanla ilk turu tamamladı. Hızlı bir yarış oldu. Normalden daha hızlı hızlı geçen bir ilk tur oldu. Birer değerlendirme cümlesi almak isterim. Umduğumuz gibi gitti mi? Sorular nasıldı? Bilge Hanım nasıl buldunuz? Valla kategoriler biraz çok ilgi alanı olmayan yerlerden gelse de tahminle çıkartmaya çalışarak buldum. Bakalım, şanslıydım. Bundan sonraki etapta da öyle olur umarım. Güzel gidiyorsunuz. Bugün anneniz de size şans getirdi, evet, muhtemelen. Gayet başarıyla yarışıyorsunuz efendim. İkinci turda da başarılar dilerim. Teşekkür. Selami Bey, sizin için nasıldı ilk tur? Yani benim çok beklediğim sorulardan gelmedi ama olsun, keyifli. Eğleniyorum yani, gayet güzel. Beklediğiniz var mıydı bir tarz? Yani evet tabii, yani ben daha çok edebiyat, tarih, sanat oralardan ilerliyorum. Ben de seken sorular alıyorum genellikle. Lezzetle de aram iyidir ama bilmediğim lezzet açıkta. Evet, cennet çamuru geldi. Yani yediğim halde bilmediğim, evet, bilemediğim bir soru oldu o da. Belki de ikinci turda sizin istediğiniz kategorilerden de sorular karşınıza çıkacaktır efendim. Başarılar İnşallah. Diliyorum Sağ ikinci turda. Sezai Bey, siz nasıl buldunuz? Ben de pek beklediğim kategorileri açamadım harflerden. Diğer arkadaşlar çıktı daha çok. Açtıklarım da çok sekti. Pek iyi olmadı ama gene de güzel geçiyor. Süper. Yani. %100 memnuniyete ulaşan yarışmacımız şu ana kadar yok. Yok. Cemre Hanım'dan umutluyum. Cemre Hanım, sizin adınıza nasıl geçti? O kadar hızlı aktı ki fark etmedim nasıl bittiğini ilk turun. Çok güzeldi. Süper. Teşekkür ederim. Performansını bilemem ama yarışma genel olarak çok güzel gidiyor. Şey iyiydi. Yani hem ekibin o hızı iyiydi hem de birbirini tamamlayan bir ekip olduğu için soru çok ortada kalmadı. Bir şekilde seken soruları güzel değerlendirdik. Ben ikinci turda da aynı şekilde yürüyeceğimizi tahmin ediyorum. Bakalım bu akşam finalde hangi iki yarışmacımız yarışacak ve ödülün sahibi kim olacak? Onu belirlemek için efendim adım adım yol almaya ikinci turla devam edeceğiz. Hadi onları da birlikte çözelim. İkinci tura geçelim. Sevgili seyirciler, ben bilirim de ikinci turumuza başlıyoruz. İlk sorumuzu yine Bilge Hanım seçiyor. Buyursunlar, harf tablomuz. İkinci turumuzda puanlarımız yükseldi. Güzel puanlı sorular var. Bilge Hanım, ne dersiniz? Neyle başlayalım? Van'ın V'si. Van'ın V'si 100 puan kazandırabilir. Kategorimiz tıp olacak. Geliyor sorumuz. Sarsıntı bilimi şeklinde Türkçeleşmiş olan cerrahinin vücuttaki yara berelerin tedavi eden bölümüdür. Süremiz başladı. Gelmedi Sezai Bey, ben bilirim dedi. Travmatoloji. Travmatoloji. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. İlk puanlar Sezai Bey'e gitti. Hayırlı uğurlu olsun Sezai Bey. Buyursunlar, Selami Bey'le seçiyoruz şimdi de. Fakirin F'si. Fakirin F'si 130 puan değerinde. Kategorimiz tarih olacak. Sorumuz şöyle sorulmuş. Paris Barış Konferansı'nda heyet başkanlığı da yapan Osmanlı İmparatorluğu'nun son sadrazamıdır. Süremiz başladı. Müzik.
bildiği tüm butonlar aktif, ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Kaynaklarda 4 kez sadrazamlık yaptığı bilgisi yer alır. Buyurun Selami Bey. Salih Tevfik Paşa. Salih Tevfik Paşa. Eğer doğruysa Selami Bey'e 120 puan kazandıracak. Görelim. Değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Bir kutu daha. Paris Barış Konferansı'nda heyet başkanlığı da yapan Osmanlı İmparatorluğu'nun son sadrazamı Selami Bey. Ahmet Tevfik Paşa. Ahmet Tevfik Paşa. Görelim. Tebrikler. Evet, puanlar Adana'dan misafirimiz Selami Bey'e yazıldı. Böylece Ahmet Tevfik Paşa cevabında. Dönüyoruz Sezai Bey'e. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si 10 saniye içinde cevap verirsek 80 puan kazandırabilir bize. Kategorimiz genel kültür. Sorumuz şöyle. Kozalaklılarda ve bazı ağaçlarda bulunan, kozmetikte de kullanılan ince, renksiz, kokulu reçin nedir? Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir tane daha. 60 puanımız kaldı ve Cemre Hanım ben bilirim dedi. Terebentin. Terebentin. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, güzel gördü Sezai Bey'in sorusunda puanlar Cemre Hanım'a gitti. Şimdi de kendi sorusunu seçiyor Cemre Hanım. Cemre'nin C'si. Cemre'nin C'si çok güzel puanı var. 160 puan demek. Kategorimiz edebiyat ve sahne sanatlarıymış. Alıyoruz efendim. Shakespeare'in ana teması aşk ve evlilik olan dünyaca ünlü komedyasıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif, ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Selami Bey. Çıkmadan da açardım. Bir yaz gecesi rüyası. Bir yaz gecesi rüyası. Puanımız 150'ye düşmüştü. Selami Bey kazanacak mı o 150 puanı? Görelim. Kutlarız. Böylece final öncesi turumuzda ilk 4 soruyu geride bıraktık. Puan tablosuna bir bakalım efendim. Yüksek puanlı soruların ardından Selami Bey 490 puana ulaştı. İkincilik koltuğuna geçti. Bilge Hanım liderlik koltuğundaki yerini koruyor. 600 puan. Sezai Bey 400, Cemre Hanım 370. Buyursunlar, Bilge Hanım'dayız. Ordu'nun O'su. Ordu'nun O'su bize 90 puan kazandırabilir. Bu kez kategorimiz fizik olacak Bilge Hanım. Alıyoruz efendim. Fizikte radyasyonun şiddetini ölçen araçlara verilen isimdir. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Buyurun Selami Bey. Radiyometre. Radiyometre. Aradığımız cevap mı? Görelim. Değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha.
Radyasyonun şiddetini ölçen araçlara verilen isim. Bir kutu daha. Şu an cevaplarsak 60 puan kazanabiliriz. Son bir dakika, bir kutu daha. Bir kutu daha. O göremediğimiz dört harf neler olabilir? Buyurun Selami Bey. Tahmin ediyorum. Ankiyometre. Ankiyometre. Görelim. Değilmiş efendim. Bir kutu daha. Buyurun Sezai Bey. Altinometre. Altinometre. Doğru mu? Görelim. Değilmiş efendim. Buyurun Selam Bey. Ardinometre. Ardinometredir. Aradığımız cevap dedi Selami Bey. Görelim. O da değilmiş. Bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Sezai Bey. Altinometre. Altinometre. Bu kez oldu mu? Görelim. Değilmiş. Selami Bey. Antinometre. Antinometre. Doğru mu? Değilmiş. Bilge Hanım. Bir tane de ben deneyeyim. Astinometre. Astinometre. Görelim. Yine hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Tek harfimiz kaldı ve benim artık kutu açtırma şansım kalmadı. 20 saniyenin altına düştük. Son 10 saniyeye giriyoruz. Buyurun Selami Bey. Ben atayım bari. Aktinometre. Aktinometre. Doğru mu? Görelim. Evet. Evet, Sezai Bey ile Selami Bey'in tahminleri olmadı. Arka arkaya gelen tahminler ve Selami Bey son harfte aldı efendim 10 puanı aktinometre ile. Şimdi de sorumuzu seçecek isim Selami Bey. Seyhan'ın S'si. Seyhan'ın S'si 100 puan demek. Kategorimiz tarih ve genel kültür olacak. Selami Bey için alıyoruz. İstanbul Sarıyer'de bulunan 2. Mahmut döneminde alınan Sultaniye Sarayı olarak da bilinen yapıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? İstanbul Sarıyer'de bulunan 2. Mahmut döneminde alınan Sultaniye Sarayı olarak da bilinen yapıyı arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu daha. Buyurun Selami Bey. Almanya Kasrı. Almanya Kasrı. Doğru mu? Görelim. O değilmiş. 40 saniyemiz ve 60 puanımız var şu an. Diğer adı Sultaniye Sarayı olarak bilinen yapıyı arıyoruz. Buyurun Sezai Bey. Samatya Kasrı. Samatya Kasrı. Görelim. Değilmiş. Bir kutu daha. Sezai Bey. Papatya Kasrı. Ne uyarsa artık diyorsunuz. Samatya Kasrı, Papatya Kasrı. Görelim. O da değilmiş efendim. Bir kutu daha. Buyurun Selami Bey. Tarabya Kasrı. Tarabya Kasrı. 40 puan kazandıracak mı Selami Bey'e? Buyursunlar. Kutlarız.
Evet. Selami Bey'in sorusuydu. Fakat sorunun tüm mücadelesini Sezai Bey verdi. Papatya'ya gittik, Samatya'ya gittik ve Tarabya ile aldık efendim. Tebrik ediyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Sezai Bey seçiyor. Paris'in P'si. Paris'in P'si 130 puan kazandırabilir. Kategorimiz genel kültürmüş. Efendim Sezai Bey için geliyor. Ustalık kazanmanın göstergesi olarak yapılan geleneksel bir törendir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Tarihi bir değeri vardır. Ustalığı kutlama, aynı zamanda ustalığa ulaşma töreni olarak da adlandırılır kaynaklarda. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. O kişinin gerçek ustalık sınıfına girdiğinin o törenle toplum nezdinde, meslek grupları nezdinde onaylandığı aktarılmaktadır kaynaklarda. Bir kutu daha açıyoruz. Bir kutu daha. Günümüzde bir hamam nesnesiyle özdeşleşmiş Selami Bey. Peştemal kazanma. Peştemal kazanma. Aradığımız cevap mı? Görelim. Değilmiş Sezai Bey. Peştemal sarınma. Peştemal sarınma. Görelim. Değilmiş. Buyurun Bilge Hanım. Peştemal giyinme. Peştemal giyinme. 90 puan kazandıracak mı? Görelim. O da değilmiş. Selami Bey. Peştemal bürünme. Peştemal bürünme. Törenleri dedik. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Cemre Hanım. Peştemal kuşanma. Peştemal kuşanma töreni. Selami Bey'e de mantıklı geldi. Bilge Hanım'a da mantıklı geldi. Sezai Bey'e de. Doğru cevap mı? Görelim. Kutlarız. Evet, Cemre Hanım güzel gördü. Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarında der ki peştemal kuşanma töreni aynı zamanda gerçek usta olma töreni olarak geçer der. Mali durumlarının el vermemesi sebebiyle uzun yıllardan beri ustalık peştemalini kuşanamayan, yani gerçek sanatkar sıfatına ulaşamayan ustaların birkaç tanesi kavilleşir, noksan sıfatlardan çıkıp gerçek usta olma kararına varırlar. Bu kararlarını yiğit başlarına bildirirler. Beraberce peştemal kuşanma, bir adı da pilav yedirme günü ve yerini kararlaştırırlar. O gün için yiğit başıları, oda başıları aracılığıyla şehrin ileri gelenleri kuşanma törenine davet olunurlardı. Ayrıca peştemal kuşanacak ustalar da kendi akraba ve dostlarını bu törene çağırırlardı. Bu usta pilav yedirme günü sebzelerin bollaştığı, koyunların yağlandığı yaz aylarından birinde olurdu diye aktarılmış. Çok uzun bir şekilde tüm detaylarıyla aktarılmış. Eğer merak eden seyircilerimiz varsa da Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarına internetten ulaşabilirler. İnternette yer alan bir bilgiydi ve burada puanlar Cemre Hanım'a gitti. Tablo nasıl etkilendi? Bir de puan tablosuna bakalım. Cemre Hanım bu cevabın ardından 460 puanı görmüş. Buyursunlar efendim, sıradaki sorumuz Cemre Hanım'ın. Tokat'ın T'si. Tokat'ın T'si. 80 puan demek. Kategorimiz sinema ve televizyon olacak. Geliyor. Dedemin Fişi, Şans Kapıyı Kırınca gibi filmlerde rol alan ve Güldür Güldür Şov kadrosundaki oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Sezai Bey. Doğa Rutkay. Doğa Rutkay. 80 puan değerindeydi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Cemre Hanım'ın sorusunda bu kez puanlar Sezai Bey'e gitti.
az önceki paslaşma puan iadesiyle sonuçlanmış oldu efendim. Şimdi de Bilge Hanım'dayız. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat'ın yeğesi kategorimiz anlam bilgisi. Bilge Hanım özellikle anlam bilgisi istiyorum demişti. Bu kez ulaştı kategoriye. Buyursunlar. Yüksek sesle haykırmak anlamında kullanılan bir sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi Selami Bey ben bilirim dedi. Feryat etmek. Feryat etmek. Doğru mu? Görelim. Kutlarım. Bilge Hanım yine ne varsa sporda var. Ben kategorilerimi değiştirmeye karar verdim. Daha sonra coğrafya, spor gibi. Evet. Selami Bey aldı burada puanları ve puan tablosu, liderlik tablosu etkilendi mi bakalım efendim. 630'a 600 oldu böylece tablo. Selami Bey liderlik koltuğuna geçti. Şimdi kendi sorusunu seçiyor. Muğla'nın M'si. Muğla'nın M'si 80 puan demek. Kategorimiz yemekmiş Selami Bey. Geliyor. Patates, biber gibi sebzelerin kızartılarak soslanması şeklinde yapılan ve soğuk servis edilen bir yemektir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Soruda yer almayan bir malzeme var. O malzeme aslında adını vermiş bu yemeğe. Zaten söylediğimiz anda direkt malzemeyi söylediğimizde de cevap ortaya çıkıyor. Buyurun Bilge Hanım. Yoğurtlama. Yoğurtlama. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, soru biraz eksik gibiydi ama dediğim gibi yoğurdu doğruya koyunca yoğurtlamayı beklemek bu kez gün birincilerine haksızlık olacaktı. Bilge Hanım güzel gördü efendim sos tabirinden ve yolumuza devam ediyoruz. Bu kez Sezai Bey seçiyor. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si 80 puan demek. Kategorimiz anlam bilgisi olacak. Geliyor. Walkman'de denen pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan taşınabilir teybin Türkçe karşılığıdır. Süremiz başladı. Kaset çalar. Kaset çalar. Aradığımız cevap mı? Görelim. O değilmiş. Kaset çalar daha sabit teypler için kullanılmış bir ibare. Walkman için kulaklık vasıtasıyla hareket halindeyken acaba nasıl Türkçeleşmiş olabilir? Buyurun Selami Bey. Yani bence kulak çalar. Ne? Kulak çalar. Kulak çalar. Walkman'in Türkçe karşılığı kulak çalar olabilir dedik. Görelim. Değilmiş. Bilge Hanım. Gezer çalar. Gezer çalar. Görelim. Değilmiş. Yaklaştık. Selam Bey. Müzik çalar. Müzik çalar. Acaba aradığımız cevap mı? Değilmiş. Bilge Hanım. Yürür çalar. Yürür çalar. Şeklinde Türkçeleşmiş olabilir dedik. Walkman'de denen pille çalışan kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan teybin Türkçe karşılığı. Görelim. Kutlarız. Evet, dilimizdeki karşılığı yürür çalar olmuş ve Bilge Hanım da cevaba ulaşmıştı efendim.
Böylece aradığımız cevap, ama sizin verdiğiniz örnekler de çok muhtemel, dediğiniz gibi olabilecek örneklermiş. Bir ara özellikle selfie kelimesine karşılık Türkçe kelime arandığı dönemde de birçok alternatif üretilmişti. Çok fazla örnek verilmişti. Hatta biz de soru olarak kullandık. Walkman için de yürür çalarmış. Buyursunlar, sıradaki sorumuz. Kim seçiyor? Cemre Hanım. Yumuşak G. Yumuşak G. 130 puan demek. Kategorimiz edebiyat Cemre Hanım. Geliyor. Emily Bronte'nin dünya klasikleri arasında sayılan ve sevgi, kin, nefret gibi temaları barındıran romanıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Çok güzel puanımız var şu an. 130 puan. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir tane daha. Bir tane daha. Buyurun Selami Bey. Ağlatılı geceler. Ağlatılı geceler. Ağlatılı geceler. Doğru mu görelim? O değilmiş efendim. Bir kutu daha. Bilge Hanım. Uğultulu geceler. Uğultulu geceler. 90 puan kazandırdı mı? Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. Selami Bey. Bu geceler değil galiba. Uğultulu heceler. Uğultulu heceler. Emily Bronte'nin dünya klasikleri arasında sayılan eserini arıyoruz. Doğru mu görelim? Değilmiş. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Selami Bey. Uğultulu seneler. Uğultulu seneler. Değilmiş. 60 puanımız. 30 saniyeden fazla vaktimiz var. Bir kutu daha açıyoruz. Bilge Hanım. Uğultulu tepeler. Uğultulu tepeler. Görelim. Evet, özellikle gecelerle başlayan ve gecelerle devam eden tahminimizde aradığımız klasik Uğultulu Tepeler'di. Ve efendim sıradaki sorumuz kimin sorusu olacak? Bilge Hanım. Urfa'nın Uğusu. Urfa'nın Uğusu. Müzik kategorisinden gelecek Bilge Hanım sizin için. Alıyoruz. Aşk Eski Bir Yalan, Seni Beklerim Öptüğün Yerde gibi klasiklerle bir döneme damga vuran sanatçıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Sezai Bey buyurun. Kamuran Akkor. Kamuran Akkor. Doğru mu? Görelim. Bir kez daha puan tablosuna bakma vakti. Bu cevabın ardından Kamuran Akkor'un ardından, saygılar bu arada eğer ekran başında takip ediyorsa efendim, Sezai Bey 580 puana ulaştı. Şu an tablo birbirine çok yakın. 4 yarışmacımızdan kimler final turunda yarışacak ve bugünün birincisi olup 2500 liranın sahibi olacak, ödülün sahibi olacak, yol almaya devam ediyoruz. Selami Bey'deyiz. Şanlı Urfa'nın şeysi. Şanlı Urfa'nın şeysi. 100 puan değerinde. Kategorimiz tarih ve ekonomi. Geliyor. 24 Ekim 1929'da New York Wall Street borsasının çöktüğü günün anıldığı isimdir. Süremiz başladı.
Kara Perşembe. Kara Perşembe. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Burada da hızlı ulaştı cevabımıza Selami Bey. Dönüyoruz bu kez de Sezai Bey'e. Niğde'nin nesi? Niğde'nin nesi? Kategorisine baktığımızda bitkiler varmış. Bu soruda alıyoruz. Yol ve tarla kenarlarında yetişen sütlü kengelde denen otsu bir bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Selami Bey buyurun. Deve dikeni. Deve dikeni. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Yine Selami Bey'in hanesine yazıldı puanlar. Yalnız her geçen soruda performans artıyor Selami Bey. Hız artıyor. İyi yaşayın bu arada Cemre Hanım. Performans artıyor her geçen soruda. Neye bağlıyorsunuz? Ekibe. Ekibe mi? Ekip gerçekten çok kuvvetliler. Yani, birbirinizi herhalde tetikliyorsunuz, motive ediyorsunuz. Evet. Çok güzel geçiyor. Hakikaten ben çok eğleniyorum şu an. Süper. Evet. Puan tablosunda da Selami Bey liderlik koltuğuna geçmiş efendim. Bu cevabın ardından 810'la 20 puanlık bir fark var. Sorumuz kimin sorusu? Cemre Hanım. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si 90 puan demek. Kategorimiz deyim olacak. Cemre Hanım için geliyor. Zevksiz, yavan anlamlarında kullanılan bir deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi Sezai Bey ben bilirim dedi. Tadı tuzu yok. Tadı tuzu yok. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Edirne'den öğretmenimiz Sezai Bey aldı puanları. Adım adım finale doğru yolculuğumuzda soru seçme sırası bu kez de Bilge Hanım'a geçti. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si kategorimiz edebiyatmış Bilge Hanım. Buyursunlar. Şiirde mısra sonlarında tek ses benzerliğine dayanan uyak çeşididir. Süremiz başladı. Dedi Selami Bey ben bilirim dedi. Yarım kafiye. Yarım kafiye. Evet Bilge Hanım da hatırladı daha sonra. Selami Bey ile aynı noktada buluştular. Peki doğru mu? Görelim. Kutlarız. Buyursunlar harfler şimdi de Selami Bey için geliyor. Kemal'in K'si. Kemal'in K'si 80 puan kazandırabilirmiş efendim. Kategorimiz burada da deyim olacak geliyor. Sırrını, derdini birine anlatmak anlamında kullanılan deyimdir. Süremiz başladı. İçini açmak. İçini açmak. Doğru mu? Görelim. Tebrik. Selami Bey'in seri cevapları puan tablosunda liderlik koltuğundaki yerini biraz daha sağlamlaştırdı efendim. 980'i gördü Selami Bey. Bu arada yayına girmeden hemen önce deyimler üzerine dışarıda dördümüz evet, sohbet ederken Selami Bey de Türk Dil Kurumu'nda yer alan atasözleri ve deyimlerine dair örnekler vermişti. Evet. Yine içini dökmeyi mi vermiştiniz siz örneğin? Yok, içini erimek, içi erimek, içi ezilmek. İçi ezilmek, evet. Evet, içi ezilmek. Hatırlayamadım. Evet, karşımıza soru olarak da içini açmak geldi. Evet, kutluyoruz Selami Bey. Teşekkürler. Buyursunlar efendim, sıradaki sorumuz Sezai öğretmenimizindir. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ın ısı. Kalan sorular arasında çok güzel puanı var. 130 puan demek. Atasözü gelecek bu kez Sezai Bey için.
Elinde bol imkanlar olan kimse bir işi istediği zaman ve kısa sürede yapabilir anlamındaki atasözümüzdür. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif, ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Elinde bol imkanlar olan kimse bir işi istediği zaman ve kısa sürede yapabilir. Bir kutu daha. Son bir dakika. Bir kutu daha. Bir kutu daha. ...80 puanımız kaldı. Bir kutumuzu daha açalım efendim. ...70 puanımız kaldı. Bir kutumuzu daha açıyoruz. Son 6 harf. Bir kutu daha. ...5 harf. Bir kutu daha. Buyurun Selami Bey. İlk kez diyorum. Atlıya uzak olmaz. Atlıya uzak olmaz. Doğru mu? Görelim. Aradığımız o değilmiş Sezai Bey. Atlıya ırak olmaz. Atlıya ırak olmaz. Acaba aradığımız atasözü mü? Görelim. O da değilmiş. Bir kutu daha açıyoruz. Son 5 saniyeye doğru ilerliyoruz. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Evet, tek harfimiz kalmıştı. Atlıya saat olmaz mı acaba? Elinde bol imkanlar olan kimse bir işi istediği zaman ve kısa sürede yapabilir anlamındaki atasözü görüyoruz efendim. Atlıya saat olmaz şeklindeymiş aradığımız cevap. Türk Dil Kurumu atasözleri ve deyimler sözlüğünden alınmış bir atasözüydü. Buradan puan alamadık. Canımız sağ olsun diyelim. Sıradaki sorumuza geçelim Cemre Hanım'la. Çorum'un Ç'si. Çorum'un Ç'si. Kategorimiz cihazlar. Sorumuz şöyle. Uzaydaki aktarıcıdan belli frekanslarda yapılan radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan tepsi biçimli cihazdır. Süremiz başladı. Çanak anten. Çanak anten. Görelim. Tebrikler. Yeniden Bilge Hanım'dayız. Edirne'nin E'si. Son 8 soruya giriyoruz. Edirne'nin E'si. Kategorimiz coğrafya. Yine Bilge Hanım'ın keşke gelmese dediği kategoriden geldi. Vallahi siz seçiyorsunuz. Buyursunlar, sorumuz şöyle. Birleşik Krallık'la Fransa'yı birbirinden ayıran su kütlesidir. Süremiz başladı. Manş Denizi. Manş Denizi. Manş Denizi. Bilge Hanım gelmese dediği kategorilerden puan kazanmaya devam edecek mi? Görelim. Kutlarız. Bugün o istemediğiniz kategoriler güzel puan kazandırdı Bilge Hanım. Evet, öyle denk geldi. Evet, spor ve coğrafya kategorilerden iyi puanlar aldık. Puan tablosuna baktığımızda Bilge Hanım liderlik koltuğundaki Selami Bey'i takibi sürdürüyor. 980'e 870. 4 yarışmacımızın hatırlatalım tekrar final şansı devam ediyor efendim. Selami Bey'deyiz. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si spor kategorisinden geliyor sorumuz, alıyoruz. Kırkpınar'ın unutulmazlarından olan
Sultanın aslanı lakabıyla anılan pehlivandır. Süremiz başladı. Adalı Halil. Adalı Halil. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, kaynaklarda Kırkpınar Başpehlivanlığı'nı 18 kez kazandığı bilgisi vardı ve Selami Bey Adalı Halil'e ulaştı. Güzel puan aldık efendim. Şimdi Sezai Bey'deyiz. İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi 130 puan demek. Kategorimiz tarih ve sanatmış efendim. Geliyor. 1600 yıl önce İstanbul Çemberlitaş'ta inşa edilen, yakın zamanda restore edilerek sanat galerisine dönüştürülen yapıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Bir tane daha. 1600 yıl önce İstanbul Çemberlitaş'ta inşa edilen, yakın zamanda restore edilerek bir sanat galerisine dönüştürülen yapıdır Selami Bey. Yok, karıştırdım, özür dilerim. Gelmedi. Bir su depolama alanıymış. Daha sonra sanat galerisine dönüştürülen o yer. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Bir tane daha. Buyurun Selami Bey. Şerefiye Sarnıcı. Şerefiye Sarnıcı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, böylece Sezai Bey'in sorusunda puanlar Selami Bey'e gitmiş oldu. Şimdi sorumuzu seçecek isim Cemre Hanım. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si 80 puan demek. Kategorimiz tekstilmiş. Geliyor sizin için Cemre Hanım. Tülbent ile patiska arasında ince bir tür pamuklu kumaştır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir tane daha. Tülbent ile patiska arasında ince bir tür pamuklu kumaş. 60 puanımız var. Bir kutu daha açıyoruz. Bir kutu daha. Dört harfimiz kaldı. Acaba aradığımız cevap ne çıkacak? Bir kutu daha. Son 30 saniyeye doğru ilerliyoruz ve bir kutu daha açıyoruz. Açtırabileceğimiz son kutuyu da açıyoruz efendim. Son 20 saniyeye girerken Cemre Hanım. Mermer Şahi. Mermer Şahi. Tülbent ile patiska arasında ince bir tür pamuklu kumaş. Görelim. Tebrikler. Evet, kalan 10 puan Cemre Hanım'ın hanesine yazıldı efendim. Böylece Mermer Şahide. Buyursunlar, sorumuzu Bilge Hanım seçecek. Son 4 sorumuz final öncesi. Ne dersiniz Bilge Hanım? Giresun'un G'si olsun. Giresun'un G'si 110 puan demek.
Bu soruda kategorimiz anlam bilgisi. Buyursunlar, geliyor. Araştırma metni veya bir başka belgenin yazılmasında başvurulan kaynakların listesidir. Süremiz başladı. Bibliyografya. 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 Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, artık yarışın bundan sonraki kısmında her soru tabloyu çok etkileyeceği için son 3 soru, her sorudan sonra puan tablosuna gideceğiz efendim. 1140, 980, 670, 550. Söz Selami Bey'de. Ünlünün üsü. Ünlünün üsü. Sorumuzun kategorisi müzik, geliyor. Kara kaş gözlerin elmas, esmerin biçim biçim gibi yorumlarıyla da bilinen Türk halk müziği sanatçısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Türk halk müziğinin birçok eserini seslendirmiştir. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Buyurun Sezai Bey. Sami Sesi Güzel. Sami Sesi Güzel. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Yaklaştık. Ama Sezai Bey. Hami Sesi Güzel. Hami Sesi Güzel. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Evet, az önce Sami Hazin Ses'le galiba karıştı. Fakat çok yaklaştık. Aradığımız kim olabilir? Türk halk müziği sanatçısı. Bir kutu daha. Popüler bir Türk halk müziği sanatçısıdır. Bence birazdan gelecek ve Selami Bey ben bilirim dedi. Hatırladığım kişi Avni Sesi Güzel. Avni Sesi Güzel. Görelim. Değilmiş. Ben ulaşacağımızı düşünüyorum. Son 20 saniye, bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Bilge Hanım. Ruhi Sesi Güzel. Ruhi Sesi Güzel. 50 puan kazandırdı mı? Görelim. Hayır, değil. Değilmiş. Selami Bey. Nuri Sesi Güzel. Nuri Sesi Güzel. Usta Türk halk müziği sanatçısı. Görelim. Tebrikler efendim. Evet, çok fazla isim geldi. O Sami Sesi Güzel'le başlayıp devamında birçok isim geldi ve Nuri Sesi Güzel'e ulaştık Selami Bey'le beraber. Kalan soru sayımız 2. Buyursunlar, Sezai Bey seçiyor. Adana'nın ağası. Adana'nın ağası 80 puan kazandırabilir. Kategorisi genel kültürmüş Sezai Bey. Geliyor sorumuz. Milattan önce 1500 yılında Hititler tarafından kurulduğu düşünülen, Denizli'ye bağlı olan ve günümüzde özellikle leblebisiyle bilinen ilçedir. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açarak başlayalım. 70 puanımız var şu an. Denizli'ye bağlı olan o ilçe hangisi olabilir? Bir kutu daha. Bir kutu daha. Milattan önce 1500 yılında Hititler tarafından kurulduğu düşünülen,
Denizli'ye bağlı olan ve günümüzde özellikle leblebisiyle bilinen ilçeyi arıyoruz. Bir kutu daha. Buyurun Selami Bey. Şebin Dinar. Şebin Dinar. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Buyurun Selami Bey. Şebin Hisar. Şebin Hisar. Doğru mu? Görelim. Değilmiş efendim. Bir kutu daha açıyoruz. Denizli'nin ilçesi. Buyurun Selami Bey. Tutmalı bu sefer. Derin Hisar. Derin Hisar. ...30 puan kazandık mı görelim. Yine alamamışız Bilge Hanım. Serin Hisar. Serin Hisar. Son yıllarda leblebisiyle meşhur olan ilçe. Denizli'ye bağlı. Görelim. Kutlarız. Evet, böylece Bilge Hanım aldı. Selami Bey'in birçok girişiminin ardından burada puanları. Artık son soruya geçeceğiz. Ve puan tablosuna baktığımızda finale yükselen isimler netleşti mi? Netleşti. 1190-1010 şeklinde efendim tablo. Finalde Selami Bey ve Bilge Hanım yarışacak. Evet, artık final öncesi son sorumuz. Cemre Hanım'la birlikte alıyoruz efendim onu da. Ödemiş'in Ö'sü. Ödemiş'in Ö'sü kalmış elimizde. Kategorisine baktığımızda bir mecaz sorusuyla bitiriyoruz ödül bölümümüzü. Final öncesini buyursunlar. Davranış ve sözleriyle takdir edilmek anlamında kullanılan bir mecazdır. Süremiz başladı. Gelmedi ve Selami Bey buyurun. Göze girmek. Göze girmek. 80 puan daha kazandıracak mı Selami Bey'e? Görelim. Kutlarız. Ve ben bilirim de gün birincisi olan yarışmacılarımızla 28-28-56 soruyu geride bıraktık. Puan tablosuna bakma vakti. Zaten daha önce birinciliği yaşadılar. Hepsi birbirinden başarılı isimler. Bu akşamki sıralamamız şöyle oldu. 1270 puan toplayan Selami Bey finale avantajlı yükseldi. Birazdan oynayacağımız final turunda rakibi 1010 puanla Bilge Hanım. Kutlarız. Evet, bu hafta daha önce yarıştıkları günlerde çok güzel performans sergilemişlerdi. Hızlı rakiplerine karşı Sezai Bey 670 puanla, Cemre Hanım da 550 puanla ödül bölümümüzü tamamladı. Tebrik ederiz. Evet, final turunda finalistlerimizle konuşacağız ama veda ederken Sezai Bey ne dersiniz? Çok güzeldi, çok keyifti. Her iki günde çok keyif aldım. Çok güzel insanlarla tanıştık. Çok iyi, güzel. Güzel. Bugün ilk güne göre nasıldı durum sizce? İlk güne göre nasıldı? Sorularda biraz daha beklediğim yerden gelmedi açıkçası. İlgi alanından gelmedi diyeyim. Ama yine de diğer yarışmacılar çok başarılıydı gerçekten. Güzel bir yarışma oldu. Evet. Teşekkür ederiz Sezai Bey. Gerçekten hızlı rakipleriniz vardı. Siz de zaten çok başarılıydınız ama günden güne fark edebiliyor da. Biz ağırlamaktan memnun olduk bir kere daha efendim. Teşekkürler. Bundan sonra Edirne'de olacak Sezai Bey. İlk yarıştığımız günün hemen ardından görev yeri değişmişti. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum bundan sonraki hayatınıza. Cemre Hanım siz ne dersiniz? Valla ekip canavar gibiydi tabiri caizse. Hani inanılmaz güzeldi. Ben kendi yarışmamı unutup gerçekten aradaki atışmaları izledim. Çok başarılıydı. Ben de çok keyif aldım doğal olarak. İşte ilk birinciliğimden sonra kısmet buraya kadarmış. Çok güzeldi ama her şey. Süper. Çok teşekkür ederiz. Biz ben de Ankara'dan kalkıp emek vererek geldiniz efendim. Sezai Bey de keza Edirne'den sağ olsun. Özellikle şehir dışından yarışmacılarımızın ilgisine, şu ana kadar katılan tüm yarışmacılarımıza teker teker teşekkür ediyoruz. Ve bu akşam da Cemre Hanım'ı ağırladık. Sezai Bey'i ağırladık. Artık finale geçeceğiz izninizle. Bugünün birincisi kim olacak? Haftanın birincisi kim olacak? Ödülü kazanan kim olacak? Bilge Hanım mı yoksa Selami Bey mi? Son 10 sorumuz. Hadi final turuna geçelim. Bu
akşam onlardan biri ödülün sahibi olacak. Süremiz başladı. Menderes. Tebrikler. Ve iki numaraya Selam Bey'e geçiyoruz. Ata Erkin. Kutlarız. Bilge Hanım ben bilirim dedi. Yok, bilemiyorsun. Tamamen tahmin yürüterek. Ilıca su. Bilge Hanım. Beyaz su. Görelim. Tebrikler. Israrla denedi Bilge Hanım. Gerçi ilkinde beni yalan çıkardı. Ben bilirim dedi dedim. Yok ben bilemem. Bilemedim. Bir... Yok bilemem. Sonrasında ikinci tahminde aldı puanları Bilge Hanım efendim. Buyurun Selami Bey. Semai. Semai. Kutlarız. Fatoş. Kutlarız. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var. Buyurun Selami Bey. Yeşil hat. Kutlarız. Efendim ben bilirim de final zamanı, ödül bölümünün artık son 10 sorusuna geldik. Avantajlı yükselen isim Selami Bey oldu. Rakibi Bilge Hanım 1270'e 1010. 260 puanlık bir farkımız var. Finale geçmeden birer cümle almak isterim. Bilge Hanım ne dersiniz final öncesi? Çok keyifli, çok akıcı bir yarışma oldu. Çoğu zaman puan durumunu takip bile edemedik. Güzeldi, rakiplerimiz de çok keyifliydi. Bakalım bu etapta inşallah keyifli olur. Evet, şu an geride gibi gözükseniz de çok örneğini gördük. Final çok değişken, çok yüksek puanı olan sorularımız var. Bakalım nasıl geçecek. Son 10 sorumuz. Başarılar diliyorum Bilge Hanım. Selam Bey, siz ne dersiniz? Güzel bir yarışma oldu. İlk bölüm öğretmen arkadaşlarımla beraber onlar da çok iyiydi. Bilge Hanım da çok çok iyi. Gerçekten iyi bir rakip. İyi bir rakip. Ben çok eğlendim herkes gibi. Finalde eğlenceli olsun. Güzel bir yarışma olsun. Hadi inşallah. İnşallah. Buyursunlar o zaman final turumuza başlıyoruz efendim. İlk kategorimizi Bilge Hanım seçecek. Bakalım bu akşam hangi kategorilerimiz varmış? Geliyor. Sanat, tarih, genel kültür, nostalji ve spor 2019 kategorilerimizin adları. Hangisiyle başlayalım Bilge Hanım? Genel kültür Denizli'nin D'si. Genel kültür cevabımızda göreceğimiz harf Denizli'nin D'si. İşte final turumuzun ilk sorusu. İnsan içine karışmaktan hoşlanmayan, insanlardan kaçan kimseler için kullanılan sıfattır. Süremiz işliyor. Bu soruda 3 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir tane daha. Bir tane daha. Evet. Burada iki yarışmacımız da cevap hakkını kullanmadı. İnsan içine karışmaktan hoşlanmayan, insanlardan kaçan kimseler için kullanılan sıfat görüyoruz. Merdüm Giriz'miş aradığımız cevap. Duymuş muydunuz? Ben ilk defa duydum. Ben de hiç duymadım. Evet. Yani oradaki Mert erkek, Giriz'e giriş yapmak ama bunu bir araya getirmek zordu diyorsunuz. Evet, neyse buna nazar boncuğu diyelim. Ödül bölümünün açılışı zor bir sorudan geldi. Devamı inşallah sular seller gibi gider. Buyursunlar efendim, ikinci kategorimizi de Selami Bey seçti. Genel kültürü bitirelim. Ye. Yozgat'ın Y'si cevabımızda göreceğimiz harf geliyor. Geviş getiren hayvanların dört gözlü olan midelerinin bölümlerinden biridir. Süremiz işliyor. Bu soruda da 3 kutumuzu açma hakkımız var. Bir tanesini açıyoruz. Bir tane daha. Bir tane daha. Son 5 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve Selami Bey buyurun. Gelmedi ve süremizi de doldurmuş olduk bu soru için. Geviş getiren hayvanların 4 gözlü olan midelerinin bölümlerinden biridir. Geri. Bir şey olsa gerek. Geri ile başlıyor diyorsunuz. Peki. Bakalım neymiş? Kırkbayır'mış aradığımız cevap. Buradan da puan alamadık. Geçiyoruz 3. sorumuza. Bilge Hanım seçecek. Nostalji Ü. Nostalji Ünye'nin Ü'sü. Sorumuz şöyle.
TRT'nin önce alışveriş sonra fiş repliğiyle hatırlanan nostaljik kamu spotunda oynayan Atik soyadlı çifttir. Süremiz işliyor. Ali Ayşegül. Ali ve Ayşegül Atik. Bilge Hanım 200 puan kazanacak mı? Kazanacak diyorsunuz. Görelim. Kutlarız. Evet. Puan tablosuna baktığımızda 1210-1270 oldu. Fark 60'a düştü. Şimdi de kategorimizi Selami Bey'le seçiyoruz efendim. Nostalji bitirelim. Muğla'nın M'si buyursunlar. Çocukların birbirine dokunarak diğer arkadaşını ebe yapmaya çalıştığı oyundur Bilge Hanım. Elim sende. Elim sende. Eğer cevap doğruysa Bilge Hanım liderlik koltuğuna geçecek. Doğru mu? Görelim. Görürüz. Final turunda avantaj şimdi de Bilge Hanım'da. Daha sorularımız var. Geliyor Bilge Hanım seçecek kategorimizi. Sanat Adana. Sanat Adana'nın A'sı buyursunlar. Geleneksel Türk tiyatrosunda önemli bir yere sahip olan, taklitler ve hoş hikayelerle halkı eğlendiren sanatçıdır Selami Bey. Meddah. Meddah. Az önce liderlik koltuğunu devretmişti Bilge Hanım'a. Bu kez 200 puan kazandı mı? Görelim. Kutlarız. Yeniden 60 puanlık avantajı var Selami Bey'in. Geliyor sıradaki kategori tablomuz. Sanatı bitirelim. K. Kütahya'nın K'si sorusu şöyle sorulmuş. Heykel, seramik gibi 3 boyutlu olan sanatlara topluca verilen isimdir. Nokta nokta sanatlar Selami Bey. Plastik. Plastik sanatlar. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, bir kez daha puan tablosuna bakıyoruz. Bu haftanın birincisi kim olacak? Ödülün sahibi kim olacak? 1670-1410. Kalan soru sayımız 4 ve Bilge Hanım'ın şansı doğal olarak devam ediyor. Buyursunlar efendim, kategori seçiyoruz. Ne seçelim Bilge Hanım? Spor. Spor. 2019 Rize'nin R'si. Spor 2019 Rize'nin R'si cevabımızda kar geliyor. 2019 yılında göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'dır Selami Bey. Nihat Özdemir. Nihat Özdemir. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Şimdi Selami Bey seçiyor kategorimizi. Spor bitirelim. Spor. Kalan harfimiz Z idi efendim. Geliyor sorumuz. 2019'da Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan milli futbolcumuzdur Selami Bey. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet. Final turunda elimizde kalan soru sayısı 2. Şimdi Bilge Hanım seçiyor. Tarih Edirne'nin E'si. Tarih Edirne'nin E'si buyursunlar sorusu. Osmanlı Devleti'nde 1. Ahmet döneminde başlayan şehzadelerin devlet işlerine karışmasını önlemek amaçlı uygulamadır. Süremiz işliyor. Bu soruda iki kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir tane daha. 5 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye... Gelmedi cevap.
Bakalım aradığımız cevap neymiş? Kafes uygulamasıydı. Efendim Selam Bey? Bildiğimiz bir cevaptı. Hatırlayamadık. Hatırlayamadık. Sağlık olsun efendim. Burada da puan alamadık. Bankart'ın sunduğu Ben Bilirim devam edecek. Artık kapanış yapacağız. Selami Bey için, daha doğrusu Selami Bey onaylayacak. Buyursunlar kategoriler. Tarih S. Tarih Samsun'un S'si kalmıştı elimizde. Sorumuzu seçtik ve görüyoruz. 1567'de 7 haritalı bir atlas oluşturmuş bilim insanıdır. Süremiz işliyor. Bu soruda 4 kutumuzu açma hakkımız var. Bir kutumuzu açıyoruz. Bir tane daha. Bir tane daha. Ve bir tane daha. Son 3 saniye. 2 saniye. Buyurun Bilge Hanım. Ali Mecit Reis. Ali Mecit Reis. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Son 1 saniye ve Selami Bey buyurun. Ali Mecit Reis. Efendim? Ali Mucit Reis. Pardon. Ali Mucit Reis. Görelim. O da değilmiş. Bilge Hanım ikinci hakkını kullanıyor. Ali Macit Reis. Ali Macit Reis. 1567'de 7 haritalı bir atlas oluşturmuş bilim insanı. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Böylece sorumuzun süresi dolmuş oldu. Aradığımız cevap neymiş? Görüyoruz efendim. Ali Macar Reis'ti. Buradan puan alamadık. Ve böylece bir haftayı geride bıraktık. Ödül bölümünün 66 sorusunu geride bıraktık. Puan tablosuna bakma vakti. 2070 puan topladı. Adana'dan öğretmenimiz Selami Bey ödül bölümümüzün birincisi oldu. Bilge Hanım 1410 puanla ödül bölümümüzün ikincisi. Tebrik ederiz. Selami Bey finale de avantajlı yükselmişti, önde yükselmişti ve o avantajını koruyarak finali tamamladı. Ödül bölümümüzü kazandı. Kutlarım Selami Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Bilge Hanım ne dersiniz? Final bölümü zorluydu. Zaten 3 tane soruyu hiç açamadık. Tahminde evet. Bile bulunamadığımız soru oldu sanırım. Güzeldi, keyifli bir yarışmaydı. Keyifli arkadaşlarla yarıştık. Ben teşekkür ederim kendi adıma. Ve tebrik ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. İkinci kez yarıştık ve ikinci kez yine o güzel enerjinizle, güler yüzünüzle buradaydınız. Anneyi de ağırladık bugün. Çok teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınıza sağlık bir kez daha. Çok başarılıydınız Bilge Hanım ama bazen sorular, tabii. Mesela siz anlam bilgisini çok istediniz. Fakat anlam bilgisi sorularında problem çıktı. Sporu olmaz, coğrafya olmaz derken asıl oralardan evet. Puan kazandık. Şans tamamen evet, şans. Bazen dediğim gibi, hani dediğiniz gibi o an zihinde canlanmasıyla da alakalı. Bir de ben konuşabilsem. Evet, hafta finali ödül bölümü heyecanı bize de yansıdı. Bilge Hanım'ı tanımaktan çok memnun olduk. Başarılar diliyoruz efendim. Bundan teşekkür ederim. Selami Bey artık... Birinciyiz. Evet. Ödül bölümünün de kazananı olduğunuz. Sağ olun. Adana'dan emek verip teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim. Söylemek istedikleriniz varsa alırım. Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ekibe tamamen teşekkür ediyorum. Herkes çok güzel karşıladı bizi. Ama buraya gelmemdeki amaç ödül değildi. Onu söyleyeyim. Bir sözü söylemeden gitmek istemiyorum eğer müsaadeniz olursa. Estağfurullah. Buyurun. Öğrencilerimize söylüyoruz. 10 asır evvelinden bir adam Edip Ahmet Bin Yükneki şöyle diyor. Bilgisiz insan iliksiz kemiğe benzer. Yaşamımızın kaynağı bilgi. Arkamızdan gelen bir nesil var ve onların bu bilgiyi görmesi, kullanmasını diliyorum. Çünkü insan olmayı hep bilgiyle yaşamış. Teşekkür ediyorum her şey. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Ama hani özellikle öğretmenlerimizi ağırlamaktan bunu sık sık da vurguluyoruz. Evet. Çok mutluyuz. Çünkü öğrencilerin belki burada öğretmenlerini görmesinin ardından hem yarışmamıza ilgisi hem de evet, bir yandan da evet. Hani biz de mesela sorulara bakarken, soruları yazarken bugün de bir şey daha öğrendik şeklinde bakıyoruz. Evet, evet, o yüzden evet. Seyircilerimizden de bu noktada sağ olsunlar çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ve sizin de böyle düşünmeniz bize onur verir, gurur verir. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben bir şey daha söyleyeyim. Çok özür diliyorum. Öğretmen arkadaşlarımızı gerçekten alıyorsunuz burada ve öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu söylemeden geçmeyeceğim.
herhangi bir maddeye bağlı olmayan, alın terine bağlı olan ve sevgiye bağlı olan bir meslek. Gelen öğretmen arkadaşlarımızın da biz buradayız, biliyoruz, elimizden geleni yapıyoruz mesajını verdiğini görünce ben de çok mutlu oluyorum. Süper. Sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Bir kez daha ağırlamaktan memnun olduk. Bu arada Selami Bey'in ödülünü de takdim edelim. Sağ olun. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir kez daha. Sağ olun. Bilgi Hanım'ı da tebrik ediyoruz. O zaman kapanışımızı da birlikte buraya yapalım. Evet, bu akşam Adana'dan Selami Bey vardı. Final turumuzda İstanbul'dan Bilge Hanım vardı. Buyurun efendim, siz de gelin. Başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Çok başarılı bir ekibi ağırladık. Önümüzdeki hafta yine yepyeni yarışmacılarımızla karşınızda olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.